Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda millet kavramı üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Millet Arapça bir kelimedir. Din, topluluk gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Şu anda Türkçedeki kullanımında ise millet denildiğinde daha çok belli bir ırk hatıra gelmektedir. Önce Kur'an ayetlerinde kelimenin kullanımına bakabiliriz. Mesela milleti İbrahim günlük hayatta da kullandığımız ifadelerdendir. Ayette de geçer. Hangi millettensin? İbrahim milletindenim. Eskiden çocuklarımıza bunlar öğretilirdi. Dinin ne? İşte kitabın ne? Rabbin kim? Bunlar öğretilirken hangi millettensin? İbrahim milletindenim. Yani buradaki İbrahim milletinden olmak, onun dininden olmak. Malum peygamberimiz döneminde putperestlik de vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o günkü topluma İbrahim'in dininden gitmeyi, ataları İbrahim'di, bunu vurguluyordu. Ve İbrahim aleyhisselam aynı zamanda Ebul Enbiya durumunda ve günümüzdeki dinler, semavi dinler genelde ona dayanıyor. Mesela Abraham ismi İbrahim'dir. Bizde de var, Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. İşte İbrahim, مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّ وَلَا نَصْرَانِيًّا İbrahim bir Yahudi ve Hristiyan değildi. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا O Hakk'a yönelmiş, Hakk'a teslim olmuş bir kimseydi. Ayet bunları anlatır ve onun milletinden olmayı, yani onun dinine tabi olmayı bize bildirir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde mesela Hazreti Yusuf'un şöyle bir cümlesine yer verilir. Hazreti Yusuf zindanda iki arkadaşına Allah'ın dinini anlatırken şöyle söylüyor. İnni taraktu millete kavmin. Ben bir kavmin milletini yani dinini terk ettim. La yu'minune billah. Allah'a inanmıyor. Onlar Allah'a inanmıyorlar. Yani Allah'a inanmayan bir kavmin dinini bıraktım. Vahum bil ahiretuhum kafirun. Ve onlar ahireti de inkar eden kimselerdir. Buradaki millet din anlamında kullanılmıştır. Hazreti Şuayb peygamberlerden birisi. İşte Hazreti Şuayb'ın kavmi onun dediklerini kabul etmiyor. Hatta kendisini şöyle tehdit ediyorlar. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبْ Ey Şuayb, elbette ve elbette biz seni çıkaracağız. Beldemizden çıkaracağız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَاكَ Ve seninle beraber iman etmiş olanları çıkaracağız. مِنْ قَرْيَتِنَا Beldemizden çıkaracağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Veya bizim dinimi, milletimize döneceksiniz. Yani ya bizim dinimizden olursunuz veya seni ve sana iman edenleri beldemizden sürer çıkarırız. Burada Hazreti Şuayb'ın ve ona tabi olan müminlerin tehdit edildiğini görüyoruz. Burada yani ya bizim milletimize uyarsınız, bizim dinimize uyarsınız ya da sizi sürer çıkarırız. Buradaki din millet kelimesiyle ifade edilmiş. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Genel anlamda peygamberlere benzeri tehditler yapılmış ve denilmiş ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ O inkar edenler kendilerine gönderilen elçilere dediler لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Sizi arzımızdan söküp çıkaracağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Veya bizim milletimize, dinimize döneceksiniz. Yani bu genel bir görüntü. Ya bizim dinimize dönersiniz veya sizi topraklarımızdan sürer çıkarırız demişler. Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayette şöyle buyuruluyor. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتَهُمْ Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların milletine yani dinine uymadıkça asla sana razı olmazlar ve seni kabul etmezler. Burada hatta tettebiya milletehum sen onların milletine uymadıkça. Burada millet derken onların dini, örf, adeti,
bu gibi manalara dikkat çekilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmeti içinde Yahudi ve Hristiyanlara benzeyecek kimselere de dikkat çekiyor. Ve buyuruyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاً بِذِرَاً. Yani adım adım, karış karış sizden öncekilerin gittiği yola siz de tabi olacaksınız. Hatta onlar bir kertenkele çukuruna girseler, deliğine girseler, siz de peşlerinden gireceksiniz. Sahabe soruyor, ya Resulallah, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsunuz? Onların gittiği yoldan mı gideceğiz? Peygamberimiz femen, ya kim diyor. Elbette onların gittiği yoldan gideceksiniz. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizevi kelamlarından birisidir. Ümmeti Muhammed için de tarih boyunca zaman zaman böyle inhiraflar da olmuştur. Özellikle son birkaç yüzyıldır İslam dünyasında Yahudi ve Hristiyanların gittiği yoldan gitmek, onların örf ve adetlerine, kılık kıyafetlerine, bir takım törenlerine tabi olmak adeta olağan bir hal almıştır. Bu da acı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bunları ifadeden sonra günümüzdeki millet kelimesinin kullanımına geçebiliriz. Günümüzde millet denildiğinde daha çok ırk hatıra geliyor. İşte şu milleti bu milleti dediğimizde şu ırktan bu ırktan olanlar bu hatıra gelir. Ancak bu o kadar da müttefakun aleyh, herkesin ittifak ettiği bir şey değildir. Milletin değişik tarifleri yapılmaktadır. Yani ırka dayalı millet tarifi olduğu gibi, vatan birliği gibi başka birliklerin esas alınması noktasında da millet tarifi yapılmıştır. İşte bu tariflerden birinde millet şöyle tarif edilmektedir. Millet aynı devlet çatısı altında kader birliği etmiş insanlar topluluğu. Böyle olunca aynı devlet çatısı, aynı vatan, buralarda yaşayan bütün herkes aynı millete mensup kabul ediliyor. Ve bu da onlarda birlik meydana getiren durumlardandır. Yani devletin bir olması, vatanın bir olması, bunlar bir milleti meydana getirebilecek durumlardandır. Irk birliği de olursa bu da artı bir birlik olur. Ama illa ırk birliği şart da değildir. Bu noktada bazıları şunu söylemişler. Demişler ki dil din bir ise millet birdir. Yani aynı dili konuşan, aynı dine mensup olanlar aynı millete de dahildirler. Bu anlamda değerlendirmişler. Ama diyelim ki bunların hepsi beraber var. Kuvvetli bir millet. Ama bunların hepsi bir olmasa bile aynı dine mensup olmak o insanları yine bir millet haline getirmekte ve aynı millet çatısı altında onları birleştirmektedir. Bir milleti millet yapan değerler değerlendirilirken işte vatan birliği, dil birliği, din birliği, kültür birliği, ideal birliği bu gibi birliklere dikkat çekilir. Bunların hepsi eğer bir millette varsa zaten birbirine çok kuvvetli bir şekilde tutunmuş, birbirleriyle bağları çok kuvvetli olan bir millet ortaya çıkar. Ama bu öğelerden, milleti millet yapan öğelerden bir kısmı eksik olduğunda yine onlar millet olarak devam etmiş olurlar. Burada belki millet, ümmet, ona da kısaca temas etmekte fayda olabilir. Mesela ümmeti Muhammed dediğimizde bütün Müslüman milletler hepsi buna dahildir. Yani burada bir devlet sınırı olmaksızın dünyanın her tarafındaki şu an 1,5 milyar Müslüman var. 1,5 milyar Müslüman ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla devletleri farklı da olsa onlar ümmet üst kimliği altında bir ve beraberdirler. Ama millet noktasında değerlendirdiğimizde burada daha çok vatan birliği gibi, devlet birliği gibi hususlar söz konusudur. Dolayısıyla tariflerden birine göre bunu değerlendirdiğimizde aynı devlet çatısı altında kader birliği yapmış insanlar topluluğu
Bunlar da kuvvetli bir birliği meydana getirmektedir. Ve o millette illa din birliği de olmayabilir. Bilir. Söz gelimi ülkemizde başka dinlere mensup insanlar da vardır. Ama devletin bir olması noktasında hepsi aynı devlet çatısı altında birdirler ve beraberdirler. Cenab-ı Hak her türlü problemlerden uzak bir şekilde bir beraber yaşamayı hepimize nasip eylesin.